Herkese selam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım hepinizin keyifler yerindedir diyerek oyuna başlayalım. Evet, böyle bir tepeden size selam olsun. Bugün artık drone için ufaktan bir hazırlığa geçeceğiz. Drone'a full sistem kuracağımıza öncelikle manuel bir sistem kurmamız lazım ki ufaktan bir üretim yapalım. Evet, burada sülfür bulduk. Bulduğum bir sülfürü hayata geçirdim ve depolamasını sağladım. Muhtemelen de full depo vardır şu an. Aynen. Alabildiğim kadar alayım. Biraz base'e götürdüm zaten. Base'imiz de var. Biraz da boksit götürdüm. Şöyle hemen etrafa dolanmaya devam edelim. Buraya kadar yolum geldi. Yolu daha sonra ilerletiriz, ilerletmeyiz. Bakacağız artık. Ondan sonra şimdi biz manuel bir pil üretimine nasıl geçeriz? Yani manuel geçmemiz lazım ki bizim boksiti ta diğer taraftan dronlarla getirmemiz lazım. Bunun için de pile ihtiyacımız var. Bir tık manuel üreteceğiz. Daha sonra işte bu arada yorumlarınız için teşekkür ediyorum. Harici yazanlar falan da oluyor. Seriyi bu şekilde ilerletiyorum. Çok fazla makyaj, yani duvarlarla çevir, onları işte kapalı kutu oyna, saatlerce oyunu oyna, bir tane bölüm çıkarttan ziyade ben sizin de görmeniz için her şeyi şeffaf bir şekilde ortaya seriyorum. Evet, şimdi buraya bir tane üretim yeri kuracağız. Ufaktan burası sanki boksit de üretiyordu ama çok fazla boksit diyor. Yani bu boksiti burada alıp kullanmaları vesaire sonuçlandırmaları çok zor oluyor. Gerçekten arkadaşlar inanılmaz zor oluyor. Şimdi yapacağımız zaman zaten göreceksiniz bunun bir zahmeti, bir katlanacağımız bedeli var diyelim. Evet, önce şu rafineriden koyalım mı? Koyalım da bunu bu şekilde koyarsak daha iyi olur sanki. Aynen. Evet, hemen buradan biz buraya bir boksit girişimizi yapacağız. Şimdi normal şu sıvı alüminyum üretiyormuşuz gibi üreteceğiz. Ama ihtiyacımız olan ne? Bir de su ihtiyacımız var. O da şuradan getirtebiliriz suyu. Sen değil. Sen gel bakalım. Suyumuzu da verdik. Şimdi bu bize yine alüminyum sıvımızı oluşturacak. Burada bizim boksit depomuz var. Burada da sülfür depomuz var. Şimdi buraya bir tane de rafineri kurarak sülfürümüzü eritmemiz gerekiyor arkadaşlar. Sülfür de geldi. Sülfür içinde su olması lazım. Aynen, bunun içinde su gerekiyor. Onu da hemen şuradan verebiliriz ya. Problem olacağını zannetmiyorum. Yani görünüşte olacak da. Şimdi sülfür üretimimiz de okey. Bu da üretilecek. Peki ardından neler olacak? Buraya bir tane de karıştırıcı benim eklemem lazım. Şundan. İki tane çıkan bunun malzemelerin dışından çıkan sıvıyı, hatta şöyle sağ tarafa doğru yanaştıralım. Oradan bizim biraz daha malzememiz gelecek buraya. Şöyle göstereyim. Bunların üretimi de bu şekilde oluyor yalnız. Şu istedikleri şeylere bakar mısınız? Muazzam şeyler istiyor. Çok çok zorlanacağız. Ama bir şekilde hallederiz ya. Olmadı yeni bir tesis daha yaparız. Bunun üretimini ayrıca başka bir yerde yaparız. Şimdi bataryamıza bir tıklayalım. İstedikleri asiti getirelim. Sonra buradan da şunu getirelim. Bunun dışında bir de bizim alüminyum kasadan istiyormuş. Bu alüminyum kasayı ben manuel bir şekilde buraya verebilirim. Öyle yapsak daha güzel olur sanki. Diğer taraftaki üretimi de harcadı harcamadı muhabbetine sokmayız. Şimdi gel bakalım sen şuraya. Buraya biraz kasa koyacağız. Olayımız bu. Daha getiririz ya, sıkıntı yok. Şimdi elektriği verdiğimiz anda üretime geçecekler. Yalnız bu bize fazladan ne çıkartacak? Fazladan bir şey çıkartmıyor. Çok güzel. Bu silika çıkartacak. Silikaya her daim ihtiyacımız var. Silikayı biz nerede depoluyorduk? Sanki şurada depoluyorduk silikayı. Değil mi?
Evet. Bir daha bir bakmak istiyorum. Aynen. Siliko tekrar depolanıp buradan çıkıyor. O yüzden buraya bir giriş yapmamız lazım. Buradan çıkacak silikayı da bağlanabilirse işte buraya bağlayacağız. Tamam, şimdi elektriğimizi verdiğimiz anda cayır cayır işlemin gerçekleşeceğini görmemiz lazım. Sana şuradan yönlendirelim. Sana şuradan bir tane atalım. Bir de arkaya götürelim bunu. Buradan da işlem görsün. Evet, burada çıkışta bize su verecek tekrar. Allah'ım ya. Evet, bataryalarımız da çıkmaya başladı. Allah'tan şu kasadan çok harcamıyor. Bu kasadan çok harcasa, uf, ayvayı yemiştik. Öyle söyleyeyim size. Ama yine de biraz oraya kasa götürmem gerekiyor tabii ki. O kadar mı yerim yok? O kadar yerim yok, vallahi yok. Neyse. Benden biraz daha götürelim. Şimdi bizim buradan çıkan suyu da bir yere tahliye etmemiz gerekiyor. O tahliye yeri de anında burası. Yani şimdilik burası. Buradan tekrar çıkan suyu devir daim yaptırtıyorduk ya. Yani biraz çorba oluyor, evet, ama şimdilik diyelim. Evet. Tabii buradan çıkan suyu başka bir şekilde de değerlendirebiliriz. Tekrar arkasına da devir daim şeklinde gönderebiliriz. Yani şuraya gönderebilirdik. Buraya da gönderebilirdik. Artık bakacağız hangisi daha fazla su istiyorsa diyeceğim, ama hepsi tam tıkırında çalışıyor ya. Problemsiz bir şekilde. 5 tane sülfür harcıyor bize, ondan kaç tane? 5 metreküp üretebilmek için. Burası 2,5 metreküp kullanıyor. Yani bir üretimde o kadar. 2,5 sülfürden bir tane batarya çıkıyor. Güzel. Batarya şu an seri bir şekilde üretilir burada. Bataryamız da bir süre burada depolansın istiyorum. Burada dediğimizde nerede depolanacak ki? Evet, tıkım tıkış oldu biliyorum, ama burayı yoluna sokmak adına şimdi şöylelik yapalım bir şeyler. Bizim devasa batarya çiftliği yapmamız lazım. Bu batarya çiftliği bizim buradaki tüm drone silolarımızı beslemesi gerekiyor arkadaşlar. Ya her yerdeki drone silolarını bir şekilde beslemesi lazım. Bu olay kötü mü olmuş? Evet, kötü olmuş. Çünkü ya elektrikli olabilir miydi? Olabilirdi. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim bu drone silolarını besleyecek bir yerde değilse bu drone'un şu koyacağımız aleti, iskelesi, bu hiçbir şekilde drone'lar çalışmayacak manasına geliyor. Drone'lar da çok fazla bildiğiniz kadarıyla şey harcıyor. Malzeme harcıyor. O yüzden problem. Şimdi 59 tane üretmişsin. Sen niye eksik yapıyorsun? Sülfür az geliyor. O dursun, yeterli geliyor da. Güzel, tamam. Biraz yavaş üretiyor ama yeterli geliyor. Hızlandırabiliriz. Hızlandırma olanağımız var zaten, biliyorsunuz. Lan ben 3 tane daha kasa getireyim. Ya bir çalıştırmaya başladığım anda hepsi bitecek, öyle söyleyeyim size. Drone'ları koyduğumuz anda bu sistemin çalışıyor olması lazım. Buraya geçici olarak 2 tane drone silosu kurabiliriz. Bu aşağıdaki taş madenini kaldırıp ya da şuraya kurabiliriz. Burada indirdiğimiz silolarla şeylerle
diğer taraftan getirdiği sülfürle boksiti önce buraya bir koyar. Buraya koymasından sonra biz bunu manuel olarak onları besleyeceğiz ya da beslemeyeceğiz tabii ki. Kömüre uğrayıp gelen bir araçla gönderebiliriz. Olabilir yani. Bu konuda evet fikirleri olan varsa arkadaşlar paylaşabilirler. Bu Space Elevator'u da kaldıracağız buradan. O da çıkacak gidecek. Peki biz günün sonunda ne kadar sülfür harcamışız? Bakın burası doluydu. Sülfür fena harcıyor. Boksit o kadar çok harcamıyor. Bakalım şurada birikenimize, fazlalığımıza. Buradakini mesela kullanamıyoruz. Buradakini ya öyle bir şey yapabiliriz ki buradan çıkanla takviye yapabiliriz. Diğer şu yandaki üretime takviye yapabiliriz. Olabilir. Ya ben buraya bir merak ettim ya. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Siz de merak etmiş olmalısınız. Nerede? Bizim kuleyi arıyorum, kuleyi. Bir çıkacağım, merak ettim. Nasıl çorba olmuş? Ama bağlantılarımız normal, hiçbir problemi yok yani. O kadar da sıkıntı değil canım. Burayı silika ile beslemesi çok güzel. Bu silika eksiği her daim oluyor buranın, biliyorsunuz, şimdi göstereceğim. Suyu da sürekli devir daim yapmamız güzel. Bir nevi arıtılıp tekrar kullanılmış gibi oluyor. Hatta silika eksiğimizden dolayı çalışmıyordu şu makineler. Şu an bir tık çalışıyor olabilir. Aynen, o da bir tık. Şurası sürekli biriktiriyordu. Burayı da öyle bir şey yaptım ki devir daim yaptım arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burası tekrar yukarı çıkıyor. Tekrar yukarıdan aşağıya veriliyor ve bu malzeme tekrar kullanılıyor. Çünkü buranın bir eksikliği oluyordu. O yüzden o eksikliği kapatmak için sürekli böyle çalıştırıyoruz. Neticede de full performans çalışıyor gibi duruyor. Silika yine eksikliği var gibi. Silikaya yine ihtiyaç duyuyoruz sanki. Evet, o da şu makine çalışmadığı için şu an bitti galiba buradaki boksit. Aynen, burası da bitti. Maalesef bitti. Yani oraya bu boksiti transfer edebiliriz ama makinenin çalışma olayı çok iyi ya. Baksanıza. Çok iyi yapmışlar. İlk update'inde böyle değildi. Bak, alıyor buradan. Burada işlemesini yapıyor. Sonra çat içeri atacak. Aynen. Evet, gelelim bakalım günün sonunda kaç tane üretilmiş. 142, 143. Yani gördüğünüz gibi çok üretilmiyor. Şu an dronlar onların hepsini bitirirdi. Böyle bir drone silomuz çalışıyor olsaydı hepsi bitmiş olurdu. Buradaki makinaları dediğim gibi hızlandırabiliriz. Şuradaki özelliklerine göre hızlandırdığımız anda hallolur. Sanki sülfürü zaten hızlandırıp de buraya hız verdik mi işi çözer gibi duruyor. Şuradan biraz daha kasa alayım. Başka şeylerle uğraşırken hiç değilse biraz derken. Tamam ya, bu kadar yeter. Başka şeylerle uğraşırken hiç değilse buraya bir takviye olsun. Fullsün. Yani full olmaya çalışıyoruz sanki. Evet, fulluyor. Evet, bu bölümlük de bu kadar olsun arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Yani ufaktan bir pil üretimi nasıl yapılıyor, hiç değilse manuel nasıl üretiliyor ihtiyacımıza göre bu şekilde olduğunu görmüş oluyorsunuz. Buradaki tek sıkıntımız şuradan sülfür getirmek. Ta şuranın arkasından da boksit getirmek. Bu iki sorunu çözdüğümüz anda yani onları da drone'la muhtemelen çözeriz. Şu tepede olması biraz sıkıntı. Tepede olmasaydı araçlarla getireyim diyecektim ama araçla da getirebiliriz gerçi. Ama o araçla getirmek için de ara bir yere benim kömür istasyonu yapmam lazım. Bu kömür istasyonu da hep ihmal ediyorum.
O da ya bilmiyorum, aslında kafamda başka fikirler daha var. Onları mı yapsam diye düşünerek o kömür bağlantı istasyonu. Yani her aracın istasyonuna bir tane araç kömür dağıtacak. Oradaki depolara kömür getirecek yani. O da her araç istasyonunda iki tane araç istasyonu demek oluyor. Ya da uğradığı anda bıraksa o da çok az bırakır. Deposuna gelmez yani. Yani bilmiyorum, bakmak lazım. Evet, sonraki bölümde görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup kanala destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.